Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomda sararak askı yapma şeklini göstereceğim. Çantam için kullandığım ve video olarak da ayrı bir video olarak paylaşıyorum sizlerle. Kağıt ipten yaptığım, santimetre olarak da ne kadar olduğunu istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. 41 santim. Şimdi nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. İstediğiniz boy ve kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi ben aynı ölçüde bir karton kestim. Sert bir. Şöyle baktığımızda 41,5 santiminde bir karton ölçü. İki sap yapacağım için, ikisinin ölçüsü aynı olması için bu şekilde bir teknik kullandım. Tek sap yapacaksınız eğer, çantanızda tek bir askı olarak kullanacaksanız elinizde sararak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben ikisi de eşit olması için bu şekilde bir teknikle yapacağım. Şu kısımda hafif bir makasla çıtlattım, kestim. Hemen başlıyoruz. İstediğiniz kalınlık olması için ne kadar iki tane askı yapıyorsanız kaç kez döndüğünüzü unutmayınız. Aynı kalınlıkta olması için şuradan böyle çıkmasın diye takıyorum. Sonra parmağımı tutarak 1 2 3 4 bu şekilde sayıyoruz. 5 6 Ben 20 defa geçtim. 7 Siz kalın daha fazla isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve böylece 20. Şimdi hemen bir elinizde bulunan bir ip yardımı ile geçiriyorum. Açılmasın diye 20 defa geçtim. Düğüm atıyorum. Yine aynı şekilde diğer yöne de bir düğüm atıyorum. Şimdi kartondan çıkartıyoruz. Ve ipimizin olduğu yönden tutacağız. Kartonumuzu bıraktık. İpimizin olduğu yön şöyle. Ve buradan ipimizi getirip çeviriyoruz. İyice sıkılayarak üzerinden geçirdim. Şimdi dönerek sıkı bir şekilde, bakın, etrafından
sağdıklarımın kenarının olacak şekilde dönerek devam ediyorum. Hem ipimi düzeltiyorum alttaki. Ne kadar kalın isterseniz buradaki sardığım kısmı arttırabilirsiniz. Sıkı sıkı aralık bırakmadan dönerek devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Uca kadar, diğer uç kısmına kadar devam edeceğim. Çok kolay bir askı yapımı. İpimi düzeltiyorum. Evet, bakın. Devam edip uç kısma kadar geliyorum. Evet, istediğim yere kadar geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi kesiyorum. Bir iğne yardımı ile içine geçireceğim. Parmağımı ayırmıyorum sıkılı kaybolmasın diye ve içinden geçirip şöyle bir sıkılıyoruz. Hemen şunu çıkartıyorum. Yine aynı şekilde. Tekrar içinden geçirip aslında metal olanla daha güzel oluyor. Şu an elime alamadım hemen metali. Metal iğneyle şöyle. Sıfır olarak kesiyoruz. Evet. Bakın. Elimizle bastırarak hafif daha yuvarlaklığını sağlıyoruz. Bakın böyle. İstediğimiz gibi şekil alıyor. Evet. Askılarımız böyle yapımı. İstediğiniz kalınlıkta yapmak için tekrar söylüyorum. Fazla sayı tutarak istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Uzunluğunu da istediğiniz uzunlukta bir ölçü alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz çantada kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.